Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bir yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş, yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Birazdan sorulara başlayacağız ama önce her akşam olduğu gibi başvuru videoları. Merhaba, ben Abdülkerim Çelik. Evli ve çok güzel bir kız çocuğu babasıyım. Aynı güzellikte de bir yeğen dayısıyım. 37 yaşındayım, avukatım, Adanalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Tarihi ve edebiyatı çok severim. Yarışmaya ailemle girdiğim bir iddia sonucu başvurdum. Televizyon karşısında yapıyorsun ama canlı yayında streste yapamazsın dediler. Umarım hepsinin yüzünü kara çıkaracağım. Merhabalar, ben Büşra Önder. 39 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bir inşaat firmasında ön muhasebe sorumlusu olarak çalışmaktayım. Programınızı her akşam ilgiyle izliyoruz ve çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Dilek Atasoy. 44 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ev hanımıyım. İki çocuk annesiyim. Yarışmanızı büyük bir zevkle izliyorum. Benim için güzel bir anı kalacağını düşündüm. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, ismim Mehmet Beşe, İstanbul'da oturuyorum. 49 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. 20 yıllık bir dış ticaret yöneticiliği kariyerinden sonra son 2 yıldır bu anlamda danışmanlık hizmeti veriyorum. Yarışmayı ailecek severek ve beğenerek takip ediyoruz. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da emek verip stüdyomuza gelen dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir numaralı masamızda Mehmet Bey'i ağırlıyoruz. İki numaralı masamızda Büşra Hanım var. Üç numarada Abdülkerim Bey var. Ve dört numaralı masamızda da misafirimiz Dilek Hanım. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bir numarada Mehmet Bey'le başlayalım. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar, merhaba. Hoş bulduk. İstanbul'da oturuyorum, 49 yaşındayım. Evliyim ve iki çocuğum var. Allah bağışlasın. 20 yıllık bir dış ticaret özel firmalarda kariyerinden sonra son 2 yıldır ihracat danışmanlığı yapıyorum. En son Yeditepe Üniversitesi pazarlama bölümünde yüksek lisansım var. Yarışmacı arkadaşlara iyi şanslar diliyorum. Bu arada Kilisliyim, onu da ekleyeyim. Teşekkür ederim. Var mı memleketle bağ şu an Mehmet Bey? Bazı akrabalarımız var. Evet, sağ olsunlar. Kilisten emek veren misafirlerimiz de oldu. Çok fazla seyircimiz de var. Saygılar kilisede. Mehmet Bey, ayaklarınıza sağlık. Umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza. Keyifli bir yarış diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve iki numaralı misafirimiz, Bursa'dan misafirimiz Büşra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Büşra Önder ben. 39 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Bir inşaat firmasında ön muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evde nasıldı Büşra Hanım performans? Yani fena olmadığını söylüyorlar. Kim söylüyor? İnşallah burada eşiniz da iyi olur. Söylüyor? Eşim söylüyor, evet. Evet, eşinin desteğiyle stüdyomuzda Büşra evet, Hanım. Evet. Umarım güzel geçer sizin için de Ben Bilirim macerası. Başarılar dilerim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve 3 numaralı misafirimiz Abdülkerim Bey bu akşam. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Merhaba. Bulduk. 37 yaşındayım. Evliyim, bir kız çocuğum var. Serbest avukatlık yapıyorum. Hukuk ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Yarışmacı arkadaşa başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Başvuru videosunda dediniz ki evde yapıyorsun, orada yapamazsın dediler. Ben evet, de yaparım dedim. Yaparım dedim. Hatta başvurduğumu kendim başvurdum söylemeden önce. Başvurduktan sonra eşim neden başvurdun zaten yapamazsın falan gibi şey oldu. Bir şekilde kendimi ispat etmeye ama çalışacağım burada. Ama evde yapıyordunuz değil mi? Yapıyorum, televizyon karşısında. Soruya göre değişiyor. Hani bazen İyi olduğu da oluyor. Bazen de sorular zor geliyor. Hayır, genellikle aile yaparsın, burada çok iyisin, orada da yaparsın diye motive ediyor ya. Sizi neden acaba motive etmediler? Belki de ters motivasyon yaptılar, bilemiyorum acaba. Heyecan olmasın diye. Bakalım sonuca göre değerlendiririz. Belki de aile dediğiniz gibi sizi daha iyi tanıyordur. Ters motivasyonda yapmış olabilir. Olabilir. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bey, sağ olun efendim. Ve 4 numaralı misafirimiz Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ben Dilek Atasoy. 1978 Kırklareli doğumluyum. Yarışmanızı çok severek izliyorum. İnşallah güzel bir yarış geçer aramızda. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Dilek Hanım biraz işte hem odadayken hem de stüdyoya geldiğinde biraz çekingenliği vardı. Heyecanının çok olduğunu söylüyordu ama gördüğüm kadarıyla artık biraz daha sakinleyip ortama ısındık evet, herhalde. Evet, yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz.
Güzel geçer umarım sizin adınıza İnşallah, da efendim. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dilek Hanım'ı bu akşam kızı yalnız bırakmadı. Abdülkerim Bey'in eşi kenarda. Büşra Hanım az önce de bahsettiğimiz gibi eşiyle geldi. Ve Mehmet Bey'i de kızı bu akşam yalnız bırakmadı. Tekrar teşekkür ederiz tüm misafirlerimizin yakınlarına da efendim. Artık dört değerli misafirimizi tanıdık. İlk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Mehmet Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Kızım Elif'in E'si. Elif'in E'si. Bu akşamın ilk harfi 80 puan değerinde araç gereçlerden gelecek sorumuz. Altimetre ile ölçümü yapılan değerdir. Süremiz başladı. Yükseklik. Yükseklik. Mehmet Bey ilk sorusundan 80 puanla açılış yapar mı? Kutlarız. Evet Mehmet Bey güzel başladı. Tebrik ederim. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Büşra Hanım'la gidiyoruz. Yeni harfe. Oğlum Sarp'ın S'si. Sarp'ın S'si 70 puan değerinde anlam bilgisinden alıyoruz. Koruma, himaye etme gibi anlamlara gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Esirgeme. Esirgeme. Bursa'dan misafirimiz Büşra Hanım da oğlunun ismiyle açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Size de hayırlı olsun Büşra Hanım. Teşekkür ederim. Ve çok efendim, sağ olun. Rica ederim. Abdülkerim Bey'deyiz. Üçüncü harf için. Eşim Zehra'nın Z'si. Zehra Hanım'ın Z'sinde de 80 puanımız var. Bir anlam bilgisi de Abdülkerim Bey için geliyor. Bir haberi, bilgiyi ya da sırrı duyurmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Bir haberi, bilgiyi ya da sırrı duyurmak. Dilek Hanım. Sızdırmak. Sızdırmak. Dilek Hanım'a hoş geldin puanını kazandırır mı? Kutlarız. Evet Dilek Hanım da açılışını yaptı. Tebrik ederim. Şimdi Dilek Hanım seçiyor. Furkan'ın F'si. Furkan'ın F'si. Bir 80 puan da burada var. Kategorimiz mecaz. Sorumuz şöyle. Gönül kırıcı sözler söyleyen kimse için kullanılan mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Gönül kırıcı sözler söyleyen kimse için kullanılan mecazi söz. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Elimizde kaldı 50 puan ve 25 saniye süre. Bir kutu daha. Buyurun Abdülkerim Bey. Dili zifir. Dili zifir. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet Abdülkerim Bey de böylece açılışı yaptı. Size de hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi sorumuzu seçme sırası Mehmet Bey'de. Oğlum Kerem'in K'si. Kerem'in K'si 80 puan kategorisi diziler olacakmış geliyor. Rasim Öztekin, Özlem Türkat, Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın rol aldığı dizidir. Süremiz başladı. 80'ler. 80'ler. Doğru mu? Kutlarız.
Evet, bu akşam 100'ü aşan ilk misafirimiz Mehmet Bey oldu. 160 puana ulaştı. Ekranımıza da geldi efendim. Sevilen ve uzun soluklu dizi, hatta bir dönem 360 ekranlarında da yayınlanıyordu. 80'lerin kadrosu Rasim Öztekin'i bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve yola devam edeceğiz Büşra Hanım'la birlikte. Oğlum Rüzgar'ın R'si. Rüzgar'ın R'si. Bir 80 puan daha var. Coğrafyadan alacağız. Soru geliyor. Tarihte adı Edessa olan ilimizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdülkerim Bey. Şanlıurfa. Şanlıurfa. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 120'yi gördü Abdülkerim Bey de. Hatta konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nde şöyle bir bilgi aktarılmış. Der ki, Urfa'ya gelen Helenler Edessa ismini verdiler. Helenlerin verdiği Edessa ismi suyu bol anlamına gelmektedir. Urfa'da içinden akan Karakoyun, diğer ismiyle Daysan Deresi ve kaynayan pınarlardan dolayı suyu bol bir şehirdi. Urfa'ya Edessa isminden başka yine suyu güzel çeşme anlamına gelen Kali Ruha adı da verilmiştir der tarihte Şanlıurfa Valiliği. Tebrik ederiz bir kez daha Abdülkerim Bey'i ve yeni harfi seçmeye Abdülkerim Bey'le gidiyoruz. Adana'nın A'sı. Adana'mızda da 80 puan varmış. Tarihten geliyor sorumuz. Osmanlı tarihinde bir bitkiyle aynı adı taşıyan dönemdir. Süremiz başladı. Lale devri. Lale devri. Bu akşam 200'ü bulan ilk misafirimiz Abdülkerim Bey olur mu? Tebrikler. Ve Dilek Hanım seçiyor 8. harfi. Çiçeğin Ç'si. Çiçeğin Ç'si 50 puan. Psikolojiden alacağız Dilek Hanım. Soru şöyle. Psikolojide türe özgü olan ve doğuştan gelen bilinçsiz her türlü davranıştır. Süremiz başladı. İçgüdü. İçgüdü. Şu ana kadar misafirlerimizden hızlı cevaplar aldık. Dilek Hanım da 50 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, ilk 8 sorunun ardından puanlarımıza dönecek olursak liderimiz Abdülkerim Bey 200 puanla, Mehmet Bey 160 puanla ikinci, Dilek Hanım 130 puanda, Büşra Hanım da 70 puanda. Mehmet Bey sizdeyiz. Nide'nin N'si. Nide 50 puan kazandırabilir. Deyimlerden geliyor sorumuz. Bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmektir. Nokta nokta düşmek. Süremiz başladı. Üstüne düşmek. Üstüne düşmek. Doğru mu? Kutlarız. Şimdi de Büşra Hanım seçiyor. Bursa'nın B'si. Bursa'dan misafirimiz Büşra Hanım. Bursa'nın B'sinde 50 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Düzgün, beğenilen, ele geçirilmiş gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mehmet Bey. Mazbut. Mazbut. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 260 puanla liderlik koltuğunda misafirimiz Mehmet Bey. Sorumuzu seçecek misafirimiz ise Abdülkerim Bey. Yumuşak G'nin yumuşak G'si. Yumuşak G'nin kendisi diyor Abdülkerim Bey. 80 puan değerinde bitkilerden gelecekmiş efendim. Şu soru. Turuncu, kırmızı ve kahverengi açan kalın oval yaprakları olan boru şeklindeki sarkıcı bitkidir. Süremiz başladı. Gül çiçeği. Ne çiçeği? Gül. Gül çiçeği oldu mu? Olmadı. Büşra Hanım. Çan çiçeği. Çan çiçeği. Doğru mu? Yine olmadı. Dilek Hanım. Mum çiçeği. Mum çiçeğiyle 80 puan kazanır mıyız?
yine gelmedi aradığımız cevap. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Mehmet Bey. Kan çiçeği. Kan çiçeği oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açılıyor. Buyurun Büşra Hanım. Ruj çiçeği. Ruj çiçeği. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, 140 puanla üçüncülük koltuğuna geçti Büşra Hanım. Tebrik ederim. Bu arada Atatürk Orman Çiftliği'nde yer alan ruj çiçeği görseli de ekranımıza geldi. Şimdi sorumuzu seçme sırası Dilek Hanım'a geçti. Ordu'nun oğusu. Ordumuzda da 50 puanımız var. Genel kültürden alıyoruz efendim Dilek Hanım için. Duvara asılan genellikle boyutu büyük resimdir. Süremiz başladı. Portre. Portre. Görelim. Hayır dediler, portre değilmiş Büşra Hanım. Poster. Poster. Doğru mu? Tebrikler. Tabloda son durum şöyle: 260, 200, 190, 130. Puanlar birbirine yakın ilerliyoruz. Mehmet Bey'deyiz bir kez daha. Manisa'nın M'si. Manisa'mızdan da 80 puan kazanabiliriz. Canlılardan gelecek Mehmet Bey için. Canlıların tanımlanması, sınıflandırılması ve bu sınıflandırmadaki kuralların bütününe verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdülkerim Bey. Taksonomi. Taksonomi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Dilek Hanım gelir miydi sizden? Yok. Gelmezdi. Büşra Hanım gelir miydi? Gelmezdi. Mehmet Bey'den de gelmezdi. Valla hızlı geldi. Tebrik ederim Abdülkerim Bey. Taksonomi. Ve sorumuzun sahibi şimdi Büşra Hanım. Paris'in P'si. Paris'in P'sinde de 80 puanımız var. Bu kez sporla devam ediyoruz. Geliyor sorumuz. Spor müsabakalarında rakip takımın sahasıdır. Süremiz başladı. Deplasman. Deplasman. Bu cevapla Büşra Hanım liderlik yarışında farkı 10 puana kadar düşürür mü? Tebrikler. 280, 270, 260, 130 oldu tablomuz. Döndük Abdülkerim Bey'e. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan. Kategorisi tarih, soru geliyor. Tarihte yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanlarından oluşan topluluktur. Süremiz başladı. Kervan. Kervan. Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuzun sahibi Dilek Hanım. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzdan da 60 puan kazanabiliriz. Futboldan gelecek Dilek Hanım'ın sorusu. Futbolda rakip kaleci öne çıktığı anda topu havalandırarak yapılan gol vuruşudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdülkerim Bey. Aşırtma. Aşırtma. Üç misafirimiz birden butona gitti. Puan Abdülkerim Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Dilek Hanım da sanki her an gelecekmiş gibi bakıyordu. Evet, belki de biraz daha zaman olsa alabilirdik. Olsun, daha ısınma turumuzda 8 soru var. Son 8'e girerken de sıralamamızda Abdülkerim Bey şu an lider 390'la. Son 8'e Mehmet Bey ile başlıyoruz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan, 80 puan kazanabiliriz. Deyimlerden geliyor. Doğru, yansız, hakça davranmak anlamındaki deyimdir. Elini nokta nokta koymak. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Vicdanına. Elini vicdanına koymak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Abdülkerim Bey puan aldıkça Büşra Hanım takibi sürdürüyor. 390'a 350 oldu sorunun sahibi Büşra Hanım. Denizli'nin D'si. Denizli'mizde de 80 puan varmış. Bu kez tabelalardan gelecek şu soru. Zararlı etkilerine karşı yapılan uyarı tabelalarında genellikle sarı, siyah renkler kullanılan maddedir. Süremiz başladı. Radyasyon. Radyasyon. Bu cevabın ardından Büşra Hanım liderlik koltuğuna geçer mi? Kutlarız. Evet, bu akşam 400'ü aşan ilk misafirimiz Büşra Hanım oldu. Az önce sorumuzda da geçen bir tabela örneği ekranımıza geldi. İlk turda kaldı 6 harf. Abdülkerim Bey'deyiz. Ürdün'ün üssü. Ürdün'ün üssü 80 puan. Müzikten geliyor sorumuz. Ajda Pekkan'ın sanatçıların en önde geleni anlamındaki lakabıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Süperstar. Süperstar Ajda Pekkan diyor Büşra Hanım. Doğru mu? Tebrikler. Buyursunlar Dilek Hanım. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ımızdan da 60 puan kazanabiliriz. Coğrafyadan alacağız Dilek Hanım. Sorumuz şöyle efendim. Başkenti Bükreş olan ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Büşra Hanım. Romanya. Romanya. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Maşallah Büşra Hanım, son sorularda hem cevaplar hızlandı hem de beylere buton şansı tanımıyorsunuz. Bir yandan Mehmet Bey, bir yandan Abdülkerim Bey deniyorlar ama tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. İlk turda son 4 harf artık. Mehmet Bey sizdeyiz. Şanlıurfa'nın Ş'si. Şanlıurfa'mızda 40 puan var. Sorumuz tarımdan geliyor. Halk arasında tarlalarda ya da bağlarda dökülmüş veya tek tük kalmış mahsule verilen isimdir. Süremiz başladı. Ruşen. Ruşen. Oldu mu? Ruşen olmadı. Tarlalarda ya da bağlarda dökülmüş veya tek tük kalmış mahsule verilen isim. Örneğin Karadeniz bölgesinde fındık toplaması bittikten sonra o dallarda ya da yerlerde kalanları çoğu kez çocuklar gider toplar ve ona nokta nokta yapmak denir. Ne olabilir aradığımız cevap? Buyurun Mehmet Bey. Keşen. Keşen oldu mu? O da olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Mehmet Bey. Başak. Başak. Üçüncü denemede Mehmet Bey puanı alır mı? Tebrikler. Evet, bu soru başkasına gitseydi eminim Mehmet Bey üzülecekti. Çünkü epey emek verdi. Ruşen'le girdik, Başak'la puanı aldık. Tebrikler Mehmet Bey. Şimdi sorumuzun sahibi Büşra Hanım. Son 3 harf. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ımızda da 60 puan var. Soru bu kez coğrafyadan geliyor. Kartaltepe'de yer alan Mehmetçik Anıtı ve Gordion Kral Midas Tümülüsü'nün bulunduğu Ankara ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdülkerim Bey. Polatlı. Polatlı. Doğru mu? Tebrikler. Abdülkerim Bey seçiyor son iki harften birini.
İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi. Kalan yüksek puanlı sorumuzdu. 80 puanı var. Sağlıktan alıyoruz. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı rahatsızlıkların genel adıdır. Süremiz başladı. Romatizma. Romatizma. ...80 puan kazanır mı Abdülkerim Bey? Görelim. Kutlarız. İlk turun son harfine girerken liderlik yarışında fark 40'a düştü... ...ve Dilek Hanım'la ilk turumuzu tamamlıyoruz. Gönül'ün G'si. Gönül'ün G'si 40 puan. Son soru sanat kategorisinden geliyor. Yunus Emre'nin ölümsüz eserlerini Fransızca, Almanca, İngilizce olarak seslendirmiş sanatçıdır. Ayla nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mehmet Bey. Algan. Ayla Algan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, turun son puanını Mehmet Bey kazandı. Ekranımıza da usta sanatçı Ayla Algan'ın fotoğrafı geldi. Turun ardından sıralamaya bakacak olursak liderimiz Büşra Hanım 570 puanla, Abdülkerim Bey 530'la takibi sürdürüyor. Mehmet Bey 320 puan topladı. Dilek Hanım da 130 puana ulaştı ısınma turumuzda. Özellikle liderlik yarışında da ikincilik yarışında da fark çok az. Bakalım finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için ikinci tura geçelim efendim. Tekrar çok teşekkürler efendim. Başlıyoruz ikinci turumuza yine Mehmet Bey ile ilk harfi seçerek. Eşim Funda'nın F'si. Funda Hanım'ın F'si. İkinci turumuzun ilk sorusunda 100 puanımız ve mecaz kategorisinden bir sorumuz var. Alıyoruz. Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk halidir. Süremiz başladı. Kafayı sokmak. Kafayı sokmak oldu mu? Olmadı. Dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk hali Büşra Hanım. Kafayı takmak. Kafayı takmak oldu mu? O da olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ben bilirim de ikinci turumuzun ilk puanı hangi misafirimize yazılacak? Bir kutu daha. Dilek Hanım. Gaflet uykusu. Gaflet uykusu. 70 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, Dilek Hanım 200 puana ulaşarak başladı ikinci tura. Tebrik ederim efendim. Şimdi Büşra Hanım'dayız. İkinci harfteyiz. Rüzgarın R'si. Rüzgarın R'si. 150 puanımız var. Eğitimden geliyor sorumuz. 1975'te kurulan Malatya'daki Yükseköğretim Kurumu'dur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilek Hanım. İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi. Dilek Hanım 2'de 2 yaparak başlar mı ikinci tura? Kutlarız. Ve Dilek Hanım 3.lük koltuğuna geçti 350 puanla. Sorumuzun sahibi Abdülkerim Bey, 3. harfe gidiyoruz. Kızım Sena'nın S'si. Sena'nın S'si 120 puan değerinde ve kurum ve kuruluşlardan gelecek sorusu. 1847'de Defterhane-i Amire Kalemi adıyla açılan kurumun günümüzdeki ismidir. Nokta 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 genel müdürlüğü. Süremiz başladı. Tapu ve Kadastro. Tapu ve Kadastro genel müdürlüğü. Lider değiştirir mi bu cevap? Görelim.
Tebrikler. 650 ile yeni liderimiz Abdülkerim Bey oldu ve sorunun sahibi Dilek Hanım. Manisa'nın M'si. Manisa'mızda da 100 puanımız var. Sinema ve müzik kategorilerinden geliyor. Hababam sınıfı Güle Güle filminde kendi adıyla bir kız öğrenciyi canlandıran şarkıcıdır. Süremiz başladı. Yonca Evcimik. Yonca Evcimik. Dilek Hanım'ın hatırlaması birkaç saniyesini aldı. 100 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Evet, ilk 4 sorunun ardından puanlar birbirine daha da yaklaştı. Bu arada filmden sahne ekranımıza geldi efendim. Ve tablolara dönecek olursak Abdülkerim Bey 650, Büşra Hanım 570, Dilek Hanım 450, Mehmet Bey 320. Mehmet Bey'deyiz. Nide'nin N'si. Nide, 100 puanımız var. Bitkilerden alıyoruz sorumuzu. Adını aldığı il dışında Siirt, Adıyaman gibi şehirlerimizde de yetişen ağaç ve meyvesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilek Hanım. Antep fıstığı. Antep fıstığı. İkincilik yarışında fark 20 puana düşer mi? Tebrikler. 570'e 550 oldu tablodaki son durum. Büşra Hanım'dayız. Erkan'ın E'si. Erkan'ın E'si 150 puan kazandırabilir. Bu kez spordan gelecek Büşra Hanım. Sorumuz efendim. Bireysel veya çift olarak müzik eşliğinde özel kostümlerle yapılan bir spordur. Süremiz başladı. Artistik buz pateni. Artistik buz pateni. Görelim. Kutlarız. Büşra Hanım bir kez daha liderlik koltuğunu devraldı. 720 puanla tebrik ederim. Teşekkür. Ve Abdülkerim Bey'deyiz. Van'ın V'si. Van'ımızda da 160 puanımız var. Bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu özel günler kategorisinden alıyoruz. Her yıl 3 Mart'ta bir sağlık sorununa dikkat çekmek için düzenlenen organizasyondur. Nokta 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 günü. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puanımız kaldı. Her yıl 3 Mart'ta bir sağlık sorununa dikkat çekmek için Büşra Hanım. Dünya Kulak ve İşitme Günü. Dünya Kulak ve İşitme Günü. 120 puan Büşra Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Evet, 800'ü aştı Büşra Hanım. Sağlık Bakanlığı'nda konuya ilişkin şöyle bir bilgi aktarılmış. Der ki, telefonu icat eden Alexander Graham Bell, işitme engelli olan annesi ve eşinin
aynı zamanda tüm işitme engelli bireylerin duyamadığı sesleri duymaları için pek çok çalışma yapmıştır. İşitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir okulda çalışan Graham Bell, aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmak çalışmaları sırasında telefonu icat ederek kilometrelerce uzaktaki insanların birbirini duymalarını sağlamıştır. İskoçyalı ünlü bilim adamının işitme engelliler için yapmış olduğu çalışmalarından dolayı doğum günü olan 3 Mart tarihi Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanmaktadır der Sağlık Bakanlığı. Ekranımıza da geldi efendim Alexander Graham Bell. Tebrik ederiz Büşra Hanım'ı. Yola devam ediyoruz Dilek Hanım'la. Bursa'nın B'si. Bursa 110 puan değerinde. Müzikten ekranda. Belki uyanırız bir sahilde, dur konuşma, uzat ellerini sakince sözleriyle başlayan Zinet Salih şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yine kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Abdülkerim Bey. Emin olmamakla beraber kalbim takıldı. Kalbim takıldı mı? Aradığımız cevap olmadı Büşra Hanım. Kalbim tatilde. Kalbim tatilde mi aradığımız cevap? Tebrikler. Evet, Büşra Hanım 1000 puanı zorluyor. 920'ye ulaştı kalbim tatilde cevabıyla. Ve sıradaki sorumuz için Mehmet Bey'e dönüyoruz. Giresun'un G'si. Giresun 90 puan değerinde. Canlılardan alıyoruz efendim. Sürüngenler sınıfının zehirli yılanlarının birçoğunu içine alan familyadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Dilek Hanım. Kobra giller. Kobra giller. Doğru mu? Kutlarız. İkincilik yarışında fark ona düştü. 650-640. Büşra Hanım seçiyor. Adana'nın ağası. Adana'mızda 120 puanımız var. Yeme içme kategorisinden alacağız Büşra Hanım'la. Süt, meyve suyu gibi gıdaları ısıya dayalı bir işlemle mikroplardan arındırmaktır. Süremiz başladı. Pastörize etmek. Pastörize etmek. Cevap doğruysa bu akşam bini aşan ilk misafirimiz Büşra Hanım olur. Doğru mu? Kutlarız. Final turumuza doğru ilerlerken şimdi de Abdülkerim Bey'deyiz. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si. 140 puan kazandırabilir Abdülkerim Bey. Deyimlerden gelecekmiş bu kez sizin için. Başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kulağını çınlatmak. Hayır, çınlatma. Kulağını çınlatma oldu mu? Hayır dediler. Başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak. Buyurun Abdülkerim Bey. Kulağına çaldırma. Kulağına çaldırma. Görelim. Olmadı. Şimdi butonunuz yeniden aktif olacak Dilek Hanım. Kulağını çınlatmak. Kulağını çınlatmak. Doğru mu? Hayır dediler Abdülkerim Bey. Buyurun. Kulağına çıtlatmak. Ne yapmak? Çıtlatmak. Kulağına çıtlatmak oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Mehmet Bey. Kulağını çıtlatmak. Oldu mu? Yine olmadı. Şu ana kadar buton şansı elde edebilmek için epey mücadele verdiler. Fakat aradığımız cevap gelmedi Mehmet Bey. Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Buyurun Abdülkerim Bey. K'yi düşüreyim. Kulağını çıtlatma. Oldu mu? Olmamış.
kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Mehmet Bey. Kulağını çığırmak. Kulağını çığırmak. Görelim. Yine olmadı Abdülkerim Bey. Kulağına çığırmak. Oldu mu? Hayır dediler Dilek Hanım. Kulağına çınlamak aklıma gelmedi. Oldu mu? Olmadı. Varsa başka tahmin alırım, yoksa kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Mehmet Bey. Kulağını çaldırma. Görelim. Olmadı. Başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak anlamındaki deyim şu an 120 puan kazandırabilir. Ve bir kutu daha açmadan Büşra Hanım. Kulağına çalınmak. Kulağına çalınmak. Doğru mu? Kutlarız. Evet, butona her giden çok emin gitti. Bu kez olacak diye beklentiyle gitti. Sonunda Büşra Hanım aldı. Dilek Hanım'a, Abdülkerim Bey'e, Mehmet Bey'e sağlık olsun diyelim. Çok emek verdiler. Tebrikler Büşra Hanım. Teşekkür. Ve Dilek Hanım seçecek yeni harfimizi. Dileğin D'si. Dileğin D'si 120 puan değerinde. Taşıtlardan alacağız. Sorumuz şöyle. Motorlu taşıtların belirli aralıklarla kontrol, ayar ve parça değişimi işlemlerinin yapılmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Büşra Hanım. Periyodik bakım. Periyodik bakım. Doğru mu? Tebrikler. Efendim, finale doğru artık kaldı elimizde. Son 8 sorumuz. Puanlara bir süredir bakmamıştık. Bakacak olursak Büşra Hanım 1270'te avantajlı. Final avantajını taşıyan diğer misafirimiz Abdülkerim Bey 650. Dilek Hanım 640'la takibi sürdürüyor. Mehmet Bey de 320 ile final şansını sürdürüyor. Son 8 harfe Mehmet Bey ile başlıyoruz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat 150 puan ve genel kültürden alıyoruz. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kaynakta söyleyebilirim. Butona bir kez daha, şu an aktif. Buyurun Mehmet Bey. Kaynak yapısı. Kaynak yapısı oldu mu? Olmadı. Abdülkerim Bey. Kaynaklar kapasite. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne verilen ad. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Final turumuz öncesi son 8 sorudan biri ekranda. Ve tüm misafirlerimiz final şansını koruyor, hatırlatmış olalım. Bir kutu daha açalım. Buyurun Büşra Hanım. Biyolojik kapasite. Biyolojik kapasite. Doğru mu? Kutlarız. Finale son 7. Büşra Hanım seçecek. Ordunun O'su. Ordunun O'su 100 puan. Kategorimiz ise giyim olacak efendim. Sorumuz şöyle sorulmuş. Kraliyet ailesinden olan kadınlara verilen bir unvanın gelinliklere uyarlanan adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha.
Buyurun Dilek Hanım. Prenses model. Prenses model. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve uzun bir süre sonra ilk kez ikinci değişti. Dilek Hanım ikincilik koltuğuna geçti. 720 ile final avantajına sahip ve yola devam edeceğiz. Sorumuzu Abdülkerim Bey seçiyor. Iğdır'ın ısı. Iğdır 140 puana sahip. Tescilli lezzetlerden alacağız Abdülkerim Bey ile sorumuzu. Kokusu ve tadıyla bilinen, yer muzu olarak da adlandırılan Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin tescilli lezzetidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mehmet Bey. Aydıncık kavunu. Aydıncık kavunu oldu mu? Hayır dediler. Birazdan fotoğrafı da ekrana gelecek. Aradığımız o tescilli lezzetin bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Dağıstan kavunu. Dağıstan kavunu oldu mu? O da olmadı. Harflerimiz de oturmuyordu. Bir kutu daha. Buyurun Abdülkerim Bey. Bağı biten kavunu. Bağı biten kavunu oldu mu? Olmadı Mehmet Bey. Yağı biten kavunu. Görelim. Hayır dediler. Dilek Hanım. Bağrı bütün kavunu. Bağrı bütün kavunu oldu mu? Tebrikler. 830 oldu Dilek Hanım. Bağrı bütün kavununun da görseli geldi. Hatta Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan bilgiye göre 2019'dan itibaren korunmak üzere 2020'de tescil edilmiş. Meyve eti az sulu ve ince kavunun tadı, kokusu ve dokusu diğer kavunlardan farklıdır der. Bu özelliği bakımından halk arasında yer muzu olarak da adlandırılır. Dilimleri tek tek kesilerek ortası tıpkı resimde olduğu gibi bütün bırakılıp servis edilir. Bu servis şekli ürüne adını vermiştir der. Bağrı bütün kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu. Ve soru seçme sırası şimdi Dilek Hanım'a geçiyor. Finale 5 sorumuz kaldı. Buyursunlar. İstanbul'un iyisi. İstanbul 110 puana sahip. Sanat kategorisinden alıyoruz. Bir sanat eserinin aslına uygun olarak hazırlanan kopyasına verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mehmet Bey. Re-replikasyon. Re-replikasyon oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Finale kaldı 5 soru ve şanslar devam ediyor. Bir kutu daha. 90 puan kazanabiliriz cevap şu an gelirse. Buyurun Abdülkerim Bey. Reprodüksiyon. Reprodüksiyon. Doğru mu? Kutlarız. İkincilik yarışında fark 90'a düştü. 830-740. Dilek Hanım ve Abdülkerim Bey. Son 4 harf efendim. Mehmet Bey'deyiz. Yumuşak ye. Yumuşak ye. 120 puan. Birlikte bir söz arayacağız Mehmet Bey. Şöyle sorulmuş. Halk arasında bir durumu tarif ederken büyüklüğünü vurgulayan ya da abartı maksatlı sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. An itibariyle Büşra Hanım finalde rakibini arıyoruz. Bir kutu daha.
Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Doğru mu? Tebrikler. Son 3 harf Büşra Hanım seçecek. Trabzon'un T'si. Trabzon'umuzda 90 puanımız varmış. Anlam bilgisinden gelecek sorunuz efendim. Bir nesnenin düzgünlüğünü bozup üzerinde kırışıklık ve katlamalar oluşturmaktır. Süremiz başladı. Buruşturmak. Buruşturmak. Büşra Hanım 1500 puanı da aşar mı? Kutlarız. Evet, artık geldik kırılma noktasına. Büşra Hanım 1560'la finalde şu anki tabloyla. Mehmet Bey'in final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim son iki soruya girerken. Son iki soruda avantaj Dilek Hanım'da. İki misafirimizin de birer soru hakkı var. Başlıyoruz Abdülkerim Bey'le son ikiye. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 100 puan değerinde deyimlerden geliyor. Ne yapacağını bilemez duruma gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mehmet Bey. Apışıp kalmak. Apışıp kalmak. Mehmet Bey'le yanılmıyorsam ikinci turda hiç puan almamıştık şu ana kadar. Mehmet Bey 100 puan ekler mi tablosuna görelim. Kutlarız. Evet, Mehmet Bey de o zinciri kırmış oldu. 420 yaptı tablosunu. Efendim son sorumuz ve son soruya girerken ikinci finalistimiz halen belli değil. Sorunun sahibi Dilek Hanım hem avantajlı aynı zamanda. Sekerse Abdülkerim Bey'in şansı devam edecek. Buyursunlar. Ürgüp'ün üsü. Ürgüp'ün üsü 110 puan. İkinci turun son harfinde de deyimler varmış. Geliyor. Seçenekler arasında karar verememektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Seçenekler arasında karar verememek. İkincilik yarışında fark şu an 90 puan. Ekrandaki sorumuz 110 puan değere sahip. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Büşra Hanım. İkileme düşmek. İkileme düşmek. Büşra Hanım yanına Dilek Hanım'ı da alıp final turuna yürür mü? Görelim. Kutlarız. Efendim böylece iki tur geride kaldı. Tablolara dönecek olursak 1660 puanla Büşra Hanım finalde. Rakibi ise 830'la Dilek Hanım. Kutlarız. Hem apışıp kalmak hem ikileme düşmek Abdülkerim Bey'i kurtarabilecek sorulardı. Fakat biri Mehmet Bey'e gitti, biri Büşra Hanım'a gitti derken Abdülkerim Bey yine güzel yarışarak 740'la bu akşamın üçüncüsü oldu. Mehmet Bey'de ikinci turda bir durgunluk vardı. Sondan bir önceki soruyu cevapladık. Mehmet Bey de bu akşam 420 puan topladı ben bilirim de tebrik ederiz. Evet hanımefendilerle birazdan son sorularımızı cevaplayacağız efendim. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden ne dersiniz Mehmet Bey bu akşama dair? Çok keyifli, çok güzel bir zaman geçirdim. Sizi ve ekibinizi böyle güzel bir program yaptığınız için kutlarım. Çok teşekkür ederiz. Ömür boyu saklayacağım bir anı biriktirdim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına Ben Bilirim ailesine katıldığınız için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Abdülkerim Bey. Sizin adınıza nasıldı? Çok keyif aldım. Yani beklediğimden daha da çok eğlendim burada. Size de çok teşekkür ediyorum böyle bir anı bize biriktirme imkanı sunduğunuz için. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Çok güzel yarıştılar. Ben açıkçası çok mutlu oldum yani katıldığım için. Belki programımızın başını izleyememiş seyircilerimiz vardır. Programın girişinde bahsetmiştik. Abdülkerim Bey evde çok başarılıymış. Evdekiler de
gitme yapamazsın demiş. Abdülkerim Bey de ona rağmen geldim diyerek girdi yarışa. Çok da güzel yarıştı. Güzel oldu. Beklediğinden daha iyi oldu. Bence onlar da şu an sizi izlerken başarılı buluyorlardır diye tahmin ediyorum Abdülkerim Bey. Teşekkürler tekrar sağ olun efendim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada 5 soruluk fark var. Öndeki Büşra Hanım mı, geriden gelip Dilek Hanım mı bu akşamın birincisi olacak. Hadi birlikte finale geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik artık son sorularımıza. Şu an 5 soruluk avantajı var Büşra Hanım'ın. İlk kategorimizde Dilek Hanım seçecek. Hazır mısınız Dilek Hanım? Evet hazırım. O zaman buyursunlar Ben Bilirim de bu akşamın final kategorileri. Sağlık, genel kültür, para, spor ve sinema var. Hangisiyle başlayalım Dilek Hanım? Genel kültür O. Genel kültür O harfi. Buyursunlar final turunun ilk sorusu. Çağın tutumuna, anlayışına, gereklerine uymak manasındaki Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Formantasyon. Formantasyon doğru mu? Olmadı. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. Son 15 saniye. Ve açabileceğimiz son kutuyu açıyoruz. 8 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve iki misafirimiz de butona gitmedi bu sorumuzda. Bakalım cevap neymiş efendim? Birlikte görelim. Modernizasyondu aradığımız cevap. Elimizde var 9 soru, farkımız 5 soru, Büşra Hanım'dayız. Spor Erkan'ın E'si. Spor Erkan'ın E'si geliyor. 2019'da su altında tek nefeste 81,6 metre yürüyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kıran milli sporcumuzdur. Nokta nokta Çingi Giray. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutuyu açıyoruz. Buyurun Büşra Hanım. Simge. Simge Çingi Giray. Cevap doğruysa fark 6 soruya yükselir. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Açabileceğimiz tek kutuyu açtık ve son 15 saniyeye girdik. 10 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve sorumuzun süresini doldurduk. Aradığımız sporcumuza ulaşamadık. Kimmiş? Görelim efendim. Bilge Çingi Giray'dı aradığımız cevap. Böylece finalde henüz puan alamadık. Elimizde var daha 8 sorumuz. Farkımız ise 5 soru. Dilek Hanım seçecek. Sağlık Üzümün Üsü. Sağlık Üzümün Üsü geliyor. Bir sağlık sorununa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Temmuz'a verilen addır. Nokta 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 günü. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutu da açılıyor. 7 saniye. Buyurun Dilek Hanım. Dünya Hepatit Günü. Bir daha alabilir miyim? Dünya
Hepatit Günü. Dünya Hepatit Günü ile Dilek Hanım farkı 4 soruya düşürür mü? Kutlarız. Kalan 7, fark 4. Büşra Hanım'dayız. Sağlık Sarp'ın sesi. Sağlığı tamamlıyoruz Sarp'ın sesiyle. Buyursunlar. Deride kızarıklık, pullanma ve dökülme ile beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı. Sedef. Sedef. Cevap doğruysa Büşra Hanım farkı yeniden 5 soruya yükseltir. Doğru mu? Kutlarız. Kalan soru sayısı 6, farkımızsa 5 soru. Dilek Hanım seçecek. Eğer Dilek Hanım burada cevabı verirse bir sonraki soruya gideceğiz kesin olarak. Fakat Dilek Hanım'dan seçip Büşra Hanım cevabı verirse Büşra Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Buyursunlar kategoriler. Genel kültür Ş. Peki efendim, genel kültürü Ş harfiyle tamamlıyoruz. Aydın'da Bizans döneminden kalma yemekhane, kule, savunma odaları gibi bölümlerin yer aldığı tarihi yapıdır. Nokta nokta manastırı. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Büşra Hanım. Kurşunlu. Kurşunlu Manastırı. Aydın'daki o tarihi yapı Kurşunlu Manastırı ise Büşra Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, bu akşam Ben Bilirim'in final turunda iki başarılı hanımefendiyi ağırladık. Ve nihai tablomuz şöyle efendim. Büşra Hanım 2060'la günün birincisi, Dilek Hanım da 1030'la ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı yarış Dilek Hanım, ne dersiniz? Genel değerlendirme yapsak. Çok güzeldi, yani çok güzel geçti. Ben finale kalacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çok heyecanlıydım. Son anda heyecanımı yendim biraz. Büşra Hanım'ı da tekrar tebrik ederim. Çok güzel bir yarıştı. Beylerle az önce tam final tur öncesi kenarda siz işte finale hazırlanırken masalarınıza geçerken dedikodunuzu yapıyorduk. Diyorlardı ki odada biz söylemiştik hanımlar zehir gibi bizi geçer diye. Onlar da kendi aralarında onun sohbetini ediyorlardı. Dilek Hanım'la karşılaştığımız an heyecanlıyım dedi. Stüdyoya girdi, ben zorlanacağım galiba dedi ama güzel bir yarış çıkardınız. Tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bu akşam Dilek Hanım'ı kızı yalnız bırakmamıştı. Tekrar teşekkür ederiz size de. Ve bu akşamın birincisi Büşra Hanım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, çok sizin sağ için olun. Nasıl geçti? Ben de ilk başta çok heyecanlıydım. Sonradan ikinci turda birazcık daha rahatladım. Güzel bir yarış oldu. Ben çok eğlendim. Çok teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz. Sadece rahatlıkla da açıklayamayız. Çok başarılı bir performanstı çok gerçekten. Çok teşekkürler. Orada arka arkaya güzel cevaplar aldık. Büşra Hanım da Bursa'dan emek verip gelmişti bu akşam Ben Bilirim Stüdyosu'na. Tekrar tekrar teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Çok ve teşekkür. Ve Büşra Hanım'ı da eşi yalnız bırakmadı. Eşinize de ayrıca teşekkürler. Ve artık Büşra Hanım'ın ödülünü takdim etme zamanı. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de bu akşam da yine 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda hanımefendilerle heyecanlı final turumuzun ardından Büşra Hanım 2060 puanla günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar çok tebrik ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz de Instagram hesabımız Ben Bilirim TV360. Yeni bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın efendim.